Efendim, Sancar Efeoğlu ile Sedat Bey arasında çok büyük kavga yaşanmış. Sedat Bey bıçakla ağır yaralanmış. Şu anda da hastaneye götürülüyormuş. Peki Sancar, ona ne olmuş? Sancar Bey kaçak durumdaymış. Polis ekipleri her yerde onu arıyorlarmış efendim. Hemen hastaneye, hemen. Alo Müge, hastanede misin? Sorma, neler olmuş neler. Yok yok, ben iyiyim. Ben iyiyim ama sana çok ihtiyacım var. Hemen hastaneye geliyorum. Komiserim, daha ne kadar bekleyeceğiz? Mahve Hanım, eşinizin nerede olduğunu söylerseniz tabii ki gidebilirsiniz. Size kaç defa söyledim. Ne kadar sorsanız da cevabım değişmeyecek çünkü bilmiyorum. Küçük Hanım'ın da ifadesini alacağız. İsterseniz emniyette de alabiliriz. Komiserim. Bakın, melek olanlardan çok etkilendi. Çocuğunuz varsa siz de anlarsınız. Bırakın biz eve gidelim. Avukatımız sizinle iletişime geçsin. Üstelik melek ifadesini verirken bir pedagog bulunmasını istiyorum. Siz bütün bunları ayarlayın, bize ulaşın. Biz ifade vermeye geliriz. Çok korktu. Tamam. Sen görgü tanıklarının ifadesini almaya devam et. Nasıl istersiniz başkomiserim? Bakın hanımefendi, evinize gidebilirsiniz. Ama Sancar Efe'den haber alırsanız direkt bizi aramanızı istiyorum. Bir suçluyu saklarsanız sizin de başınız belaya girer. Yardım ve yataklıktan siz de hapis yaptırın. Benim kocam suçsuz. Her şey ortaya çıktığı zaman bu söyledikleriniz için çok üzüleceksiniz. İyi mesailer başkomiserim. Faruk Döremen, ailenin avukatıyım. Merhaba. Buyurun şöyle konuşalım isterseniz. Amca, çok kötü şeyler oldu. Aa, bir denem. Efe kızla öyle hemen kendini bırakmaz. Sen bu bana bilmiyor mu? Ha? Çözeceğiz biz her şeyi. Senin bu da Yahya amcan var. Hiç korkma, tamam mı tatlım? Hadi otur sen. Yenge, abinin bana mesaj bıraktı. Dinler dinlemez boştum. Hiç meraklanmıyorum. Siz abinizin yerini biliyor musunuz Yahya Bey? Başkomiserim, ben nereden bileyim? Ben burada da değildim ki. Duyar duymaz koşup geldik. Ya gözünü seveyim Allah aşkına. Yengemle yeğenimi alayım gideyim. Üzgünler zaten, günahtı. Tamam. Ama meleğin ifadesi için Faruk Bey'le görüşeceğiz. Tabii tabii. Mavi Hanım, siz de ifadeniz için bir daha emniyete çağırabiliriz. Bilginiz olsun. Tamam. Hepinize geçmiş olsun. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Hastaneden haber var mı? Yaşıyor mu o pislik? Çok şükür yaşıyor. Umarım da bir şey olmaz. Yoksa Sancar Bey'in işi çok daha fazla zorlaşacak. Ciddi kan kaybı var. Nabız 60-30 gittiğinde düşmeye devam ediyor. Müge. Müge, Sedat Bey gördün mü? Yok, zaten yeni gelmiştir. Müdahale ediyorlardır şu an. Zor benim. Eşkıya. Ne hale getirmiş adamcağız. Defalarca bıçak. Yani Sancar böyle bir şey nasıl yaptı? Benim aklım almıyor. O kadar iyisin ki bir adamın gözlerindeki canavarı göremiyorsun. Tamam, tamam, sakin gel, içeride bekleyelim. Sana da bir su verelim. Ben de arkadaşlarla konuşayım, an be an bize bilgi versinler. Tamam, hadi gel.